أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الجنة للمؤمنين النار للمشركين والمعاندين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم من الأعان إلى قيام يوم الدين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمري İbadet ve itaatlerimizin kabul olmasına, akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah, Ehl-i Beyt Resulullah'ın şefaatlerine nail olmamıza, İsrail'in yandaşlarıyla beraber mahvun nabud olmasına aleyhisselam. Müminler, son iki cuma hutbesini Filistin mazlumlarına, Gazze Mescid-i Aksa mazlumlarına ve korsan barbar rejim İsrail Siyonizmine ayırdık. Ama bu üçüncü cumadır ki Müslümanların, insanların gece gündüz başlarına dökülen ateş durmadı. Halen dahi o ateş dökülüyor. Bu cumayı da yine bu konu etrafında farklı bir pencereden ele alacağız. Allah-u Teala Kur'an'da Nisa, pardon, Hucurat Suresinin 9. ve 10. ayetinde buyuruyor. Ve in taifetani minel mu'minine tetelü. İnananlardan iki grup savaştıkları zaman birbiriyle savaştığı zaman فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا Sizler o iki grubun arasını bulun. Onları uzlaştırın. وَاِنْ بَغَتْ اِلْنَاهُمْ عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي Siz bu iki grubun arasını bulmak istediğiniz zaman bu iki grubu uzlaştırmak istediğiniz zaman iki gruptan birisi uzlaşmayı kabul etmiyorsa, zulme devam ediyorsa فَقَاتِلُ الَّتِي Siz de onlara karşı savaşın. حَتَّى تَفِعَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ Siz de onlara karşı savaşın ki Allah'ın emrine gelsin. Bu ayette üç grubu görüyoruz. Üç grup. Birbirine karşı savaşan iki inanan grup ve bu savaşın dışında olan üçüncü inanan grup. Ama bu savaşın dışında olan üçüncü inanan gruba
Buyuruyor ki siz onların arasını bulun. Onlara uzlaştırın. Eğer onlar uzlaşmıyorsa, hangisi uzlaşmıyorsa, bu iki gruptan hangisi zulme devam ediyorsa, siz zulme devam edene karşı siz de savaşın. Yani Allah inanan zulmederse ona karşı savaş emrini veriyor. İsrail inanmıyor. Allah inanana karşı savaş emri veriyorsa inanmayan zalim İsrail'e karşı da emri vermiyor mu acaba? Ona karşı da emri veriyor. Peki nerede İslam dünyası? Bu ayete bakıp utanıyor mu İslam dünyası? Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 110. ayetinde buyuruyor. Kuntum hayra ummetin. Sizler hayırlı bir ümmetsiniz. Ama bu hayırlı ümmeti Allah anlatıyor. Hayırlı ümmetin özelliği var. Uhrucet linnas te'amuruna bil ma'ruf ve tenhavuna anil munkar. Sizler marufa emrettiğiniz için, iyiye, doğruya, güzele, adalete emrettiğiniz için, tenhavuna anil munkar, kötülükten, haksızlıktan, günahtan, zulümden men ettiğiniz için, yani zulmün karşısında durduğunuz için sizler hayırlı olmazsınız. Bu ayete bakın, Ali İmran suresinin 110. ayeti. Allah buyurmuyor, siz namaz kıldığınız için hayırlı olmazsınız. Siz oruç tuttuğunuz için hayırlı olmazsınız. Siz hacca gittiğiniz için hayırlı olmazsınız. Allah böyle buyurmuyor. Yani namazı, orucu, haccı, hayırlı ümmet olmanın ölçüsü değil Allah'a göre. Hayırlı ümmet olmanın ölçüsü yanlışın, haksızlığın, zulmün karşısında durmak. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Müslümandır, namazı var. Müslümandır, hacı, orucu var. Ama bu Müslüman zulmün karşısında durmuyor. Zulme ses çıkarmıyor. Haksızlığa ses çıkarmıyor ise o Müslümanın Müslümanlığı noksandır. Geçen cuma arz ettim. Kur'an'da 300 yerde Allah-u Teala zulme vurgu yapıyor. 300 ayette. Bihar ve Envar'da 2500 yerde Ehl-i Beyt hadislerinde zulme vurgu var. 2500 yerde. Ben özellikle toplumun önünde olan, minberlere çıkan, alim mi dersin, molla mı dersin, ilahiyatçı mı dersin? Onlara seslenmek istiyorum. Bu canlı yayında onlar da duyarlar inşallah. Kur'an'da bu 300 tane ayeti Allah kime gönderdi? Müslümanlara gönderdi. Müslümanlara zalimin kim olduğunu, Allah'ın zalime nasıl baktığını, zulmün nasıl bir günah olduğunu, zulme ve zalime sessiz kalmanın nasıl bir günah olduğunu vurgulayan ayetler ve hadisleri Müslümanların içinde en fazla kim Müslümanlara anlatması gerekiyor? Toplumun önünde olan din adamları, elinde mikrofon olan din adamları.
18-19 gündür Hristiyan ayrımı yapmadan, Müslüman ayrımı yapmadan, yeri gelir kiliseyi papazı çarçaklarlar, kiliseyi basarlar Filistin'de. Yeri gelir Müslümanların başına ateş dökerler. Çoluk çocuk ayrımı yapmadan 18-19 gün bakıyorum bazı sözde hocalara, din adamlarına cuma hutbelerinde bu konuda ne iki kelime konuşma var ne sosyal medyada tek bir cümle yazma var. Siz neyin alemisiniz? Ölü aleminizsiniz. Bekleyeceksiniz, birisi ölecek. Gideceksiniz onun ölüsünü kaldıracaksınız. Ondan sonra oturacaksınız onun meclisinde. Bu mudur alimlik? Din adamlığı bu mudur? Sen zalime elindeki mikrofonla tek kelime konuşmuyorsan, elindeki o telefonla sosyal medyada iki kelime yazamıyorsan, senin alimliğin kaç para eder? Böylesi günlerde Müslümanların minberleri, mihrapları, kürsüleri, sosyal medyası aktif olmayacaksa ne zaman aktif olacak? Bu tür durumlarda sessiz olanlar da aslında bir bakıma şunu söylemekteler. Evet biz bölüm olmasıyız. Bizim dinlerle işimiz olmaz. Ölüm olmasının da ahireti harap olur. Bunun böyle bilinmesi lazım. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur. El amilu bis zulm vel mu'ine aleyhi ve razı bihi şereka onu sarasa zulmü yapan, zulme yardım eden, zulme sessiz kalan üçü de ortaktır. Üçü de ortak. Yani ben zulmetmedim, o zulmetti ama sen seyirci kaldın. Senin seyirci olman, susman, razı olman anlamındadır. Zalim o şekilde değerlendiriyor. Diyor bana karşı olsaydı susmazdı. Demek ki yaptığıma razıdır. Dün ben bir yazı yazdım. Gazeteler de yayınladı iki gazete. Fransa ve Almanya'ya anlatmışım bu yazıyı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yazdığımı 1997 senesinde yayınlanan eserimde de yazmışım. 97 senesinde. Hesapla kaç tane önceki. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar, Almanlar birbirlerinden birçok insanı öldürdüler. Derilerini soydurdular adeta. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar ne haldeydi? Uzun konu anlatsam. Bugün Fransa'yla Almanya kardeş, İkinci Dünya Savaşı'nda birbirinin kanını içen Fransız, Alman bugün kardeş. Onları kardeş eden dünya çıkarlarıdır. Dünyevi menfaatleridir. Ama inananları kardeş eden Allah'tır. İlahi değerlerdir. Hucurat Suresinin 10. ayetinde Allah buyurur innemel mu'minûne ihve. İnananlar birbirinin kardeşidir. İnananları birbirine kardeş eden ilahi değerlerdir, Allah'tır. İkinci Dünya Savaşı'nda birbirinin derisini soyan, birbirinin kanını adeta içen Fransız, Alman bugün kardeşse onları kardeş eden dünya menfaatleridir. Müslüman, onlar dünya menfaatleri uğruna bugün birbirinin arkasında durup birbirine sahip çıkıyorsa, seni kardeş ilan eden Allah,
57 İslam ülkesi. Ne zaman sesin çıkacak? Avrupa Birliği var. Müslüman, sen İslam Birliği'ni kurmaktan, oluşturmaktan aciz misin? Hele dön Kur'an'a bak. Hele dön Peygamber'e bak. Bu dinin en fazla üzerinde durduğu inananların vahdeti ve birliğidir. Kur sen de 8'lerini. Kur sen de 18'lerini. O 18 olsun 28. De 8. 8 tane büyük İslam ülkesi. Pakistan'ıdır, İran'ıdır, Mısır'ıdır, Türkiye'sidir, Bangladeş'idir. 8 büyük İslam ülkesi. Kur de 8'ini. Avrupa Birliği'ne karşıysan de 8'i kur. Emin ol ki diğer İslam ülkeleri 3-5 sene içinde bu 8'in peşine takılacak. 8 olacak, 18, 28. Bundan birkaç sene önce Suriye olaylarında Almanlar, Fransızlar, Avrupa'dan birkaç devlet bir araya geldi. Dedi bunlardan birisine saldırı, hepimize saldırıdır. Bunlardan birisine saldırırsa bizim hepimiz o ülkeye karşı savaş açacağız. Sen de böyle bir birlik sahibi ol. İslam ülkesi. Sen bu birliği oluşturmazsan ne yazık ki son 75 senedir İsrail'e yalan ateş ve son 40 senedir İslam ümmetinin kınaması bir 40 sene daha kınamakla oyalanıp geçilecek zaman olarak. Sen bu birliği oluşturmadığın takdirde. Geçen hafta anlattım bu İsrail oğullarının nasıl bir millet olduğu. Allah-u Teala İki melek gönderdi. Dedi gidin. Geçen cuma Bahrul Nasr'ı anlatmış. Dedi gidin. Şurada 100 bin insan yaşıyor. 100 binini de helak edin. Ben onlara bela göndereceğim. Siz onların belası olacaksınız. Bu iki melek geldi. Baktı 100 bin insanın 40 bin tanesi ibadet ehli. 60 bin tanesi zalim, günahkar. Meleklerden biri diğerine dedi ki ben anlam veremiyorum. Bu 60 bin tanenin suçu, günahı var. Bu 40 bin tanesi ibadet ehli. Bunları niye helak ederim ki? Ben Allah'a soracağım. O tekstili bana sormayacağım. Allah bizi buraya gönderirken bunları da görüyor elbette. O teksti sordu. Ya Rabbi neden? Bunları neden helak edelim bu 41 ibadet ehlini? Allah buyurdu ki çünkü o 40 bin o 60 binin günahına sessiz kaldı. Onlar da onlarla şeriktirler. Onlar da onlarla ortaktırlar günahlarda. Sessiz kalmalarıyla. Onlar da zalimlerle, günahkarlarla beraber helak edin. Ben zulmetmedim. Kendimi bununla avutamam ki zulmedene de sustum. Bu susmanın kendisi seni zalimle ortak eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor fi Tevrat mektubun men yezlim yehrib beyte. İsrail'in sonu viranedir. Bunu buradan diyorum çünkü Allah'ın vaadi var. Allah bir vaatte bulunmuş o muhakkak çıkar. Dönün dünya tarihinde zalimlerin sonları bakın. İsrail'in sonu viranedir. Evet bugün tankıyla, topuyla, füzesiyle Müslümanların canını yakabilir. Bebekleri öldürebilir. Niye bebek öldürüyor biliyor musunuz? Niye öldürüyor biliyor musunuz? Çünkü İsrail ordusu şu an perişan durumda. Medya onu göstermiyor. Demir kubbe dedikleri denilmez kubbemiz var. Bizim dedikleri demir kubbeler delik deşik olmuş. 2000 önce Hamas'ın mücahitleri denizden İsrail'in en yakın yerleşim bölgesine giriyor. 200'den fazla İsrail medonunu keratip geri dönüyorlar. Ve gene gördünüz mü bunları? İstihbaratları çökmüş.
Askerlerden morali sıfıra inmiş. Amerika niye buraya gemi gönderiyor? Niye gönderiyor? İkileri Fransa, İngiltere niye gelip Netanyahu'nun boynuna sarılıyor? 40 senede bunları gördük mü biz? Çünkü çaresiz durumda. Vallahi medya bunları göstermiyor. Tam çıplaklığıyla söylemiyor. Tam perişan duruma düşmüşlerde. Onun için Avrupa ülkeleri peş peşe gelip bunun boynuna sarılıyorlar. Bunun ihtiyacı olmasa onlar gelip bunun boynuna sarılır mı? Daha işin içinde İran yok. Sadece ne var? Hizbullah var. Hamas mücahitleri var. O da Hizbullah aktif bir şekilde sahaya inmiş de değil. İsrail'in sonu viranedir. Allah'ın vaadini söyleyeyim. Peygamberimiz buyuruyor. Fittavrat, mektup. Tevrat'ta şunu yazar. Elbette şu anda elimizde olan Tevrat'ta bu cümleyi göremez. Çünkü elimizde olan Tevrat'ın 3/2'sini bu Yahudiler değiştirmiş. Orijinal Tevrat'ta şu yazar. Men yezdim yehrib beyteh. Zulmedenin evi harap olur. Zulmedenin evi harap olur. Tevrat'ta yazar. Ve fil incil. Zalimune la falihun. Zalimler hiçbir zaman felah yüzü göremez. Kurtuluş yüzü göremez. Ve misdâb-ı zâlike fî kitâbillah. Peygamberimiz diyor ki bu sözün misdâkı Allah'ın Kur'an'ındadır. Allah Kur'an'da buyuruyor. Tilke buyurtuhum hâfiyye bimâ zelemû. Nemr suresinin 52. ayetinde işte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Bunda bilen bir kavim ve millet için ibret vardır. Müminler, İsrail'in sonu viranedir. Ama bir gerçeği ben söyleyeyim. Siz küçük bir çocuksunuz, 9 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında. Babanızla bir gün girdiniz, eve baktınız, evde yabancılar var. Babanız size diyor ki, ne arıyorsunuz? Evdekiler diyor ki biz Allah'ın yeryüzünde yarattığı seçkin bir milletiz. Yeryüzünün efendileriyiz. Aslında bu ev bizimdi. Bu topraklar bizimdi. Ama biz bugüne kadar elimize gelmemiştik. Bugün elimize geldik. Boşaltın bari. Baba ne yapıyor? Haliyle bu evdeki yabancılara karşı geliyor mu gelmiyor mu? Sen olsan gelmez misin? Geliyor. Terk edin evini, boşaltın evini diye haykırıyor. Onlar senin gözünün önünde babanı öldürüyorlar. Amcan işitiyor, geliyor kardeşinin efendim. Arkasına amcanı öldürüyorlar. Dayını öldürüyorlar. Akrabalarını öldürüyorlar. Gençleri öldürüyorlar. Çocukları sağ bırakıyorlar. Yerleştiler sizin evinize. Siz de o sokaklarda perişan, aç. Bazen evinizin önünden geçerken yerden taş alıp kendi evinizin camına atıyorsunuz. Neden? Çünkü evin içinde yabancılar var. Evin içinde babanın katilleri var. Onlara taş atıyoruz. Evine taş atan, evini gasp edene taş atan, babasına, ailesini öldürene taş atan terörist olur mu? O taş atan çocuk bugün büyüdü. Geldi 30 yaşına. Ve elinde bir takım savaş teçhizatları edindi. Böyle bir imkana sahip oldu. Dedi şimdi taş atma sırası değil, füze atma sırası. Evi için, yurdu için, toprağı için, vatanı için başladı karşı tarafa 75 senenin katillerine füze atmaya. Bu terörist olur mu? Buna terörist diyebilir miyiz? Eğer bir insan dese bu teröristtir,
O zaman Kurtuluş Savaşı'nı veren biz de terörist. Biz neye Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdik? Evimizi gasp etmek istiyorlardı. Yurdumuzu, vatanımızı gasp etmek istiyorlardı. Biz o küffara karşı bizim dedelerimiz savaştığı zaman o gün terörist neredeydi? Hayır. Vatan müdafası yapıyordu. Bugün Gazze, Filistin aynısını yapmaktadır. Vatan müdafası yapmaktadır. Ve Müslüman olarak da senin benim onlara karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Bu gerçeği bilmeyen bazı siyasilerin açıklamaları da insanı derinden yaralıyor. Bazı siyasi partilerin liderleri Hamas ile İsrail'i bir kefeye koyup ikisi de teröristtir demek ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 88 milyonun tamamı diyor kahrolsun İsrail. Tamamı İsrail'e lanet okuyor. Sen yarın seçim zamanı geldiği zaman kahrolsun İsrail diyen bu Müslümanlardan o istemeye geleceksin. Hangi yüzle geleceksin? Bugün mazlumdan taraf tavrını sergileyeni Allah yolunu açar. Ama zalimden taraf tavrını sergileyeni Allah yolunda onu tavrılar eder. Amin. Bu gerçeği de görmek lazım. İsrail ile Hamas bir değil. Açın televizyonları. Dinliyorsunuz hepiniz. Demin söyledim işte İsrail çok çaresiz bir durumda. Gerçekten öyle. Ya bebek öldürmek kahramanlık mıdır? Hastaneye bomba atmak savaş mıdır? Canlıya bomba atmak savaş mıdır? Yüreğin yetiyor ki sana füze atan mücahitle savaş. 18 gündür kara hareketi. İlk günler kalktınız, dünyayı güldüren bir açıklama yaptınız. Hava şartlarından dolayı kara hareketini yapmıyoruz. 18 gündür hava bozuk mu? Yüreğimiz yetmiyor. Gazze'nin altı tünellerle dolu. Baban Amerika izin vermiyor. Biliyor ki sen oraya girsen orası sana mezar olacak. Onun için ne yapıyorsun? Teknolojik silahlarınla, uçaklarınla havadan vurup kaçıyorsun. Ama bir yere kadar vurup kaçacaklar. Bir yere kadar. İslam ümmeti bugün geldiği noktaya Gazze, Filistin, Mescid-i Aksa konusunda hiçbir zaman gelmemişti. Allah'a şükürler olsun. Bütün dünya milletleri, özellikle İslam ümmeti uyanmış durumda. Zulme karşı, zalime karşı uyanmış durumda. Allah İslam ümmetinin bu uyanışını İslam ülkelerinde yönetenlere, İslam ülkelerinin başında olanlara da nasip etsin inşallah. Onlara karşı ciddi yaptırım yapmaları için bir araya gelmelerine Rabbim takdir eylesin inşallah. Allah İsrail'i de mahvol, perişan eylesin. O mücahit kardeşlerimize de onlara karşı yardım eylesin. Aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Barik